Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde eşlik ve benzerlik konusunda sayfa 362 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar 12. sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak 12. sorumuza dersimize başlayalım. Yanda verilen şekilde D, E ve BC doğru parçaları birbirine paraleldir diyor. Olduğuna göre X'i bulalım istiyor. Gençler eğer paralellik varsa paralellik olduğu zaman ne diyorum arkadaşlar burada yöndeş açılardan faydalanmamız gerekir diyoruz. Bakın o halde arkadaşlar bakın şu ADE açısı ile ABC açısı eş açılardır. Yani bunlar ikisi birbirine değer olarak birbirine eşidir gençler. Öncelikle eşlik ve benzerlikte mutlaka ne yapıyoruz? Benzer ve eş açıları mutlaka belirtmemiz gerekir. Şimdi gençler baktığımız zaman e açısı küçük üçgende 2'yi görüyor. Büyük üçgende bakın. Yani şu çentikli açımız küçük üçgende 2'yi görürken büyük üçgende C açısı 2, 6 daha 8'i görüyor gençler. O halde 2 bölü 8 eşittir diyorum. D açısına baktığımız zaman gençler bakın burada 3'ü görüyor. 3 bölüm B açısı da tamamını görüyor. Yani 3 artı x'i görüyor. Buradan gençler içler dışlar çarpımı yapacak olursam 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6 artı 2x eşittir. 8 kere 3 24 oldu. 6'yı gönderdim karşıya. Eksi 6 2x eşittir. 24'ten 6 çıkardık. 18 her iki tarafı 2'ye bölersem x'in değeri 9 santimetre olur deriz. Gençler eşlik ve benzer konusunda mutlaka eş olan açıları hemen şekil üzerinde göstermeye çalışalım. Yanda verilen dikdörtgenler benzerdir. Buna göre x'i bulalım diyor. Gençler benzerliği yazacak olursam. Bakın a'dan b'ye gidersek yani kısa kenara doğru gidiyorum. A, B, C, D benzerdir diyorum. F, E kısa kenara doğru gittiğimiz için yine kısa kenara doğru devam edeceğiz. F, E JG dikdörtgene benzerdir diyor. Şimdi gençler baktığımız zaman uzun kenarları görüyorum yani AD bölüm verilen değerler AD ile CE'nin değerlerini biliyorum. Uzun kenarların oranı kısa kenarların oranına eşit işte olacak diyoruz. Bakın burada kısa kenarımız DC. Bizden istenilen arkadaşlar şu FE'yi oranlayalım öncelikle. Burada yerini yazacak olursam AD'nin değeri 15 bölüm CE'nin değeri 5 eşittir. DC'nin değeri arkadaşlar 6 bölü FE'nin değerini bilmiyorum. Aynen yazdım. Gençler buradan şöyle görebiliriz bakın. 3'te 1'dir. 15'i 3'e bölersem 5'i elde ederim. O halde FE'yi elde etmek için 6'nın 3'te 1'i 6'yı 3'e bölersek FE'nin değeri 2 santimetredir diyorum. Şimdi FE 2 santimetresi GC 2 santimetredir. O halde ikisi bulabilmek için bakın tamamı 15'ti. 15'ten 2'yi çıkartırız. 13 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı deriz. Evet devam edelim. Yukarıda verilen üçgenler arasında CBA ve DEF üçgenleri benzer ilişkisi olduğuna göre AB'yi bulalım. Gençler hemen açılarımızı yerleştirelim. C açısı noktalı açı. Bakın bunun eşit D açısı. B açısı açısını arkadaşlar şöyle çentik koyuyorum. Diğer tarafta E açısı. A açısı ile de F açısı birbirinin eşiymiş. Yani birbirine ölçü olarak eşittir diyoruz. Gençler bakın burada çentikli açının karşısında 10 var. Diğer tarafta çen açının karşısında 40 var. O halde 10 bölü 40 eşittir diyeceğiz. Evet arkadaşlar. AB dediğimiz noktalı açının karşısında bakın o halde noktalı açının karşısında AB var diyorum. AB'ye X dersem diğer tarafta noktalı açı yani D'nin karşısında 32'yi görüyorum. Gençler şöyle sadeleştirebilirim. Bakın 1 bölü 4 oldu. Buradan içler dışlar çarpma yaparsak 4x eşittir 32 ise her iki tarafı 4'e böleriz. x'in değeri 8 cm olur deriz. Evet devam edelim. Yanına veren şekilde DE ve BC doğru parçaları paralel olduğuna göre x'i bulalım diyor. Gençler biliyorsunuz şu A açısı bizim ortak açımız. Bakın yöndeş açılardan D açısı ile B açısı birbirine aynısı. E ile de C birbirinin aynısı. Gençler o halde bakın E'nin karşısında 6 var. Bölüm. C'nin karşısında tamamı 9 gençler. Eşittir diyorum. A açısının karşısında küçük üçgende 4 var. Büyük üçgende X var. <laughs> Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 9 kere 4 36. Her iki tarafı 6'ya bölersek X'in değeri 6 santimetre olur diyorum. Evet gençler devam edelim. Yanda verilen şekilde ED ve AB doğru parçaları paraleldir. Buna göre X'i bulalım. Gençler ortak açımız bakın C açısı ters açı kuralından. Şimdi paralellik olduğuna göre gençler şöyle büyük bir Z göreceğim. Bakın şöyle gösterelim bir kere. Bu Z kuralına göre geri temizliyorum. D açısıyla A açısının ölçüsü eşittir. Ters e göre de gençler E ile B açıları birbirine eşittir diyeceğim. Şimdi benzerlik oranı bulmak için arkadaşlar bakın C açısı küçük üçgende 5 bölü büyük üçgende 15'i görüyor. O halde 5 bölü 15 bizim benzerlik oranımız olacak diyoruz. Eşittir diyelim. Şimdi x istediğine göre gençler küçük üçgende çentikli açının karşısında 2 var. Büyük üçgende çentikli açın karşısında X var. Bakın buradan içler dışlar çarpımı yapabilirim. 5X eşittir. 15 çarpı 2 30 yapar. Her iki tarafı 5'e bölersek X'in değeri 6 santimetre olur diyoruz. Evet devam edelim. Yukarıda verilen üçgenlere göre X'i bulalım diyor. Gençler bakın 90 dereceler var. ABC ve EDC üçgeninde noktalı açılarımız var. O halde geriye kalan bakın şu açılar da birbirine eşittir diyorum. E benzerliği yazmak istersek gençler A, B, C üçgeni benzerdir diyorum. A açısı noktalı açımız. Burada C açısına eşit. D, B ile eşit gençler. 90 derece. Son olarak E açısı benzerdir diyoruz. Şimdi benzerlikleri gördüğümüze göre Gençler bakın. Küçük üçgenli noktaların karşısında 3 var. Yani ED'nin diyorum 3 bölüm büyük üçgenli noktalı açının karşısında 9 var. 3 bölü 9 benzerlik oranı olacak diyoruz. Gençler küçük üçgende çentikli açının karşısında X var. Büyük üçgende 6 var. Bakın, 3 bölü 9 X bölü 6 eşittir. Buradan istersek şöyle sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir 6 ise x eşittir 2 santimetre olur diyoruz. Evet devam edelim. Aşağıda verilen şekillerde ADE üçgenlerinin ABC üçgenlerine benzerlik oranını bulalım diyor. Gençler burada paralellik varsa bakın ilk A şıkkına baktığım zaman paralellik görüyorum. O halde paralellikte bakın şu A açısı arkadaşlar küçük üçgende 3'ü görüyor. Büyük üçgende 5'i görüyor. Yani 3 bölü 5 direkt benzerlik oranıdır diyebiliriz. Yani DE bölü BC'nin oranı bize benzerlik oranı verir diyelim. Evet B'ye bakıyorum gençler. Üçgende açılarımızın eşliğini gördük. Bakın şöyle görebilirim arkadaşlar. Noktalı açının karşısında 8 var. Yani DE'nin Diğer tarafta noktalar açının karşısında BC var. BC'ye oranı bize gençler benzerlik oranını verir diyebiliriz. İstersek çantiklileri de gösterelim. D açının karşısında AE var. Diğer tarafta çentik açının karşısında AC var. Burada benzerlik oranı 8 bölü 16. Diğer tarafta 6 bölü 12. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur benzerlik oranı diyorum. Evet gençler devam ediyorum. Şimdi burada arkadaşlar A açısı ortak açımız. Bakın yöndeş açıların D ve B birbirine eşidir. İstersek benzerliği yazacak olursak A, D, e. üçgeni benzerdir. Büyük üçgende A açısı ortaktı. D'nin eşi gençler B açısı. Diğer tarafta da C açısı benzerdir. Buradan arkadaşlar bakın çentikli açımızın karşısı 6 bölü. Büyük üçgende çentiklinin karşısı arkadaşlar tamamıdır. Yani 12. Buradan benzerlik oranı 1 bölü 2 olur deriz. Evet devam edelim. 19'un soruya geldiğimiz zaman aşağıda verilen Dikdörtgenlerin ve karelerin benzerlik oranlarını bulalım diyor. Gençler karelerde kenarları direkt orantılayabiliriz. Bakın 4 bölü 9 benzerlik oranıdır. B'ye bakıyorum. Bir kenarı 2 diğer karenin bir kenarı 5. 2 bölü 5 benzerlik oranıdır. Gençler C'ye baktığımız zaman kısa kenarlar kendi arasında. Uzun kenarlar kendi arasında oranlayacağım. 2 bölü 6 3 bölü 9 bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 3 olur. Benzerlik oranı. D'de kısa kenarlarımız 2 ve 4. 2 bölü 4. Uzun kenarlarımız 5 ve 10. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 2 benzerlik oranı olur diyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Tabi şunu da söyleyelim gençler. Tersini de yapabiliriz. Yani 4'ü 2'ye bölerek ve onu 5'e bölerek benzerlik oranını 2 olarak da yazabiliriz gençler. devam edelim. Aşağıda verilen yamukların benzerlik oranlarını bulalım. Gençler üst tabanlara baktığımız zaman 4 ve 8, 4 bölü 8. Yüksekliklere bakıyorum 4 ve 8. Ve uzun tabanlara baktığımız zaman da 6 bölü 12. Sadeleştirdim 1 bölü 2 olur. Benzerlik oranı diyoruz. Evet gençler buraya bakıyorum. Uzun tabanlarımız arkadaşlar 20 ve 60, 20 bölü 60. Şimdi her ikisi de ikiz kenar arkadaşlar yamuk. O halde 15 bölü 45. Üst tabanlarımız da 10 bölü 30. Bunu da sadeleştirecek olursak 1 bölü 3 olur. Benzerlik oranı diyoruz. Evet devam edelim. Yukarıda verilen iki dikdörtgenin benzerlik oranı 2'dir. Buna göre alan KLM'ne dikdörtgenin alanını bulalım istiyor. Şimdi gerçekten benzerlik oranı ne demektir? Eğer büyük üçgen, büyük çokgen varsa diğeri bunun yarı katı olacak diye düşünelim. Çünkü 2 olduğuna göre diğeri bunun 2'de biridir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle diyebilirim. Bakın burada AD'nin NK'ye oranı benzerlik oranıdır. Yani 2 bölü NK 2'ye eşitse gençler aslında gizli paydası 1 var dersek buradan arkadaşlar bakın yarısı 1'dir. O halde NK'nin değeri 1'dir diyebiliriz. 2'nin yarısı 2'yi 2'ye böldüm. NK'yi 1 olarak buluyorum. Demek ki kısa kenarımız 1 cm olacak. Şimdi uzun kenara bakıyorum. AB'nin diğer tarafta uzun kenar KL oranı 2'yi verecek. Gençler o halde AB yerine 8 yazacak olursam 8 bölü KL 2'ye eşitse gençler buradan Gizli paydası 1 var der. İçler dışlar çarpma yaparsak 2 çarpı eşittir kl eşittir 8 ise buradan kl'nin değeri her iki tarafı 2'ye bölersek 4 santimetredir. Şimdi alanı istemişti. Alan kalem ne diyorum? Kısa kenar 1, uzun kenar 4. Alanımızda 4 santimetre kare olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet devam edelim gençler. Yanda veren dikdörtgenler benzerdir. Buna göre çevrelerin ve alanların oranı bulalım. Şimdi gençler biliyorsunuz benzerlik oranına BO dersem bu çevre oranına eşittir. Alanları oranı da AO dersek benzerlik oranının karesine eşittir. Şimdi gençler şekillere baktığımız zaman kısa kenarları görüyorum. O halde benzerlik oranı KL bölü AD olur diyelim. Yani 2 bölü 5 olur benzerlik oranı. O halde çevre oranı buna eşittir. Çevre oranı benzerlik oranı eşittir diyorum. Yani 2 bölü 5 alanları oranı da benzerlik oranının karesidir. 2 bölü 5'in karesidir diyoruz. Buradan 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Evet alanları oranı 4 bölü 25 olur diyelim. Evet devam ediyorum. Benzerlik oranı 2 bölü 3 olan 2 karenin alanları oranını bulalım. Gençler benzerlik oranının karesine alanları oran demiştik. O halde 2 bölü 3 benzerlik oranı ise bunun karesi 4 bölü 9 olur alanları oranı diyorum. Evet devam edelim gençler. Evet 24. soruya geldiğimiz zaman gençler yine aynı mantıkla bakın ADE çevrelerin oranıyla alanların oranı istiyor. Gençler bakın burada A açısının karşısındaki DE yine A açısının karşısındaki BC bize benzerlik oranı verir. Yani ADE üçgeni ABC üçgenine benzerdir diyorum. O halde benzerlik oranı et evet, kenarları bildiğim kenarlara bakıyorum. DE'nin BC'ye oranı 1 bölü 5'tir diyoruz. Gençler çevre oranı alanları çevre oranı benzerlik oranına eşitti. O halde çevreleri oranı 1 bölü 5'tir. Alanları oranı da bunun karesiydi. 1 bölü 5'in karesi de 1 bölü 25 olur diyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Kenar uzunlukları görsel 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki bir tarlaya görsel 2'deki gibi bir park ve yürüyüş yolu yapılmıştır. Görsel 1'deki arazi ile görsel 2'deki park alanı birbirine benzer olup benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Gençler benzerlik oranı 2 bölü 3'tür diyor. Yani küçük olan gençler uzun uzun olan kenarın büyük şeklin 3'te ikisine eşit olacak diye düşüneceğiz. Buna göre yürüyüş yolunun başlangıç kısmının genişliğinin bitiş kısmının genişliğinden kaç desimetre fazla olduğunu bulalım. Şimdi gençler Bakın burada uzun kenarımız 150 desimetre. Görsel 2'deki uzun kenara x diyecek olursam. O halde x'i bulabilmek için 150'nin 3'te 2'sini bulacağım gençler. 150'nin 3'te 2'sini bulmak için 2 bölü 3'e çarparsak sağ 50 50 çarpı 2 100 desimetredir diyoruz. Şimdi başlangıç yolunun genişliğine bakacak olursam. Tamamı 150 idi. 150'den 100'ü çıkarıyorum. 50 desimetredir. Bakın şurası 50 desimetre. Şimdi bitişe bakacağız arkadaşlar. Bu da 144'ün yine 3'te ikisini bulacağım. Evet buraya da y diyecek olursam. Pardon şuraya gençler. Y diyecek olursak. 144'ün 2 bölü 3 ile çarparsam 3'te 2'sini buluruz. Yani 144'ün 3'e bölecek olursam hemen şu kenarda 144'ümüzü 3'e bölelim. 14'ün içerisinde 4 kere 4 kere 3 12 24'ün içerisinde 8 kere 8 kere 3 24 evet, 48 oldu. 48'e de 2'yi çarparsak 96 desimetre. Bakın burası 96 desimetre ise şimdi y'nin arkadaşlar şu bitiş yeri neresi olur? 144'ten 96'yı çıkartırsak bitiş genişliğini buluruz. Evet 144'ten 96'yı çıkartırsam 48 desimetre kalır diyoruz. E benden farkı istemiştim. İkisinin arasındaki fark diyorum. 50 eksi 48 2 desimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet gençler devam edelim. Evet gençler 26 soruya baktığımız zaman bir telefonun arkadaşlar cep telefonu kulaklığının sesinin telefondan 5 kademeli olarak yandık gibi açılabilmektedir. Ses kademelerindeki ses kademelerini gösteren her bölüm genişlikleri aynı olup yükseklikleri farklıdır. Ses kademesinin artırılması veya azaltılması ile oluşan yeşil renkli üçgende A açısının karşısındaki en uzun kenarın birim cinsinden uzunluğunun iki katı kadar desibelde ses kulaklıktan çıkmaktadır diyor. EF'nin 12 birim olduğunu söylüyor. Gençler bakın burası 12 birim. Olduğuna göre telefondaki gösterge 5. kademeye getirildiğinde kulaklıktaki kulaklıktan kaç desibel ses çıkacağını bulalım istiyor. Şimdi gençler öncelikle E'den F'ye kadar bakın. Şurası arkadaşlar 3 basamak. Evet 3 basamak. Nereye oranlayacağım gençler? Bakın şuradaki açılarımız benzer açılardır diye düşünelim. Sanki benzer üçgenlerimiz var. Bakın 3'ün 5'e oranı bizim benzerlik oranımızdır. Diğer tarafta E, yani 12'nin Gençler şuraya da x dersem x'e oranı diyeceğiz. A açısının karşısına gibi düşünelim. Buradan gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 3x eşittir. 5 çarpı 12 60 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek de 20 olur diyoruz arkadaşlar. 20 birim olur. Neresi bakın burası. Peki arkadaşlar bizim sorumuzun cevabı 20 değil. Evet birim cinsinden arkadaşlar ne kadardı sesin miktarı? 2 katı kadar desibel ses çıkıyordu. O halde 20'nin iki katı ses diyelim. 20 çarpı 2'den 40 desibel ses çıkar diyoruz. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet gençler 27 soruya devam ediyorum. Arda çember oyunu için zeminde dik durması şartıyla iki farklı ikiz kenar üçgen şeklinde plastik şekilleri görsel bir gibi zemine sabitliyor. Turuncu ve mavi üçgenlerin zemini değen tabanlarına ait uzak yüksekliklerin uzunlukları sırasıyla 60 cm ve 50 cm'dir. Ardı hazırlıkları tamamladıktan sonra yarıçap uzunlukları 10 cm olan çemberleri görsel 2'deki gibi 60 ve çemberler zemine paralel olacak şekilde takılı kalmıştır. Turuncu üçgende takılı kalan çemberin zemine uzaklığı 30 santimetre ve mavi üçgende takılı kalan çemberin zemine uzaklığı 10 santimetre olduğuna göre üçgenlerin zemine değen kenarlarının uzunlukları toplamını bulalım diyor. Şimdi gençler yarıçapları 10 santimetre ise o halde çapı R ile gösterirsek çapı 20 santimetre olur diyoruz. Öncelikle şöyle turuncuları halledelim gençler. Evet, iki tane turuncumu şöyle çiziyorum. Şimdi zeminin yüksekliğini 60 santimetre demiştik gençler. Yerden yüksekliği de şöyle gençler 30 santimetre olsun. Bakın bu bizim çemberimiz, çemberin takılı kaldığı yer arkadaşlar 30 santimetre dedim. Yani tabanımız 30, şurası 30 santimetre. Şimdi gençler bakın şuradaki iki kenar Üçgeni aslında bir dik üçgeni çevirdim. Bakın bu açıyla bu açı birbirine eşit olduğu için bunların gördüğü kenarlar bize benzerlik oranı verecek diyorum. Yani yukarıdaki üçgenimiz şöyle isim verecek olursam gençler, ABC üçgeni olsun, bu da DE olsun. Bakın şu C açısının gördüğü gençler, C açısının gördüğü 30 santimetre, E açısının gördüğü tamamıdır. Şöyle farklı bir renkle de gösterelim. 30'un 60'a oranı bizim benzerlik oranımızdır. 30 bölü 60. Yani sadeleştirecek olursam 1 bölü 2 benzerlik oranıdır diyorum. Şimdi gençler şu halkanın genişliğine 20 santimetre demiştik. O halde tamamı 20 santimetre ise DE'ye X dersem 20 bölü X olur. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak X'in değeri 2 çarpı 20'ye 40 santimetre olur diyoruz. Birinci üçgenimizin zemini tabanı. Yani şurası 40 santimetre oldu diyoruz. Şimdi gençler mavi üçgene bakalım. Şöyle iki tane mavi üçgen çiziyorum. Evet mavi üç kere baktığımız zaman gençler zemine uzaklığı 10 santimetre takılı kaldı diye bakın şurası 10 santimetre olsun. Yüksekliği 50 idi gençler bakın burası 10 yukarıya 40 santimetre kalır diyorum. E aynı şekilde arkadaşlar açılarımızı görecek olursak yani 40'ın tamamı 50'dir bakın 40'ın 50 oranı benzerlik oranıdır diyoruz. 40 bölü 50 Arkadaşlar şuradaki çemberin çapı değişmez arkadaşlar. Burası 20'dir. Tabanla da y diyecek olursam 20 bölü y'ye eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar şöyle görelim. Bakın 2 katı olduğu için o halde 50'yi 2'ye bölerim. Y'nin değerini 50 bölü 2'den 25 santimetre olarak görürüz. Evet bunu 25 santimetre olarak gördüm. Benden arkadaşlar ikisinin toplamını istedi. Birincisi 40'tı. İkincisi 25. İkisini toplarsam 65 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler 28'in soruya devam ediyorum. Matematik öğretmeni Mehmet Bey 14 Mart Dünya Pi Günü ile ilgili resmim Görsel birdeki gibi tahtanın yan kenarlarına eşit uzun uzaklıkta ve alt kenarına paralel olacak şekilde iki raptiyeleri tutturmuştur. Panover resim dikdörtgen şeklinde olup ölçüleri görsel üzerine verilmiştir. Panodaki raptiyelerden biri düşünce resminin görünümü görsel ikideki gibi olmuştur. Buna göre panonun kısa kenarının uzunluğunu bulalım diyor. Gençler şöyle hemen bir dikdörtgen şeklinde büyük panomuzu çizelim küçük panomuzu bunun üzerine modelleyecek olursam gençler. Hatta şuradan alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük panomuzun arkadaşlar uzun kenarı 100 cm ydi kısa kenarı 50 santimetreydi. Şimdi arkadaşlar bakın burası 100'dü. Tamamı 180'di. 180'den 100'ü çıkarıyorum. 80 santimetre kaldı. Sağında ve sonunda eşit kaldı için 2'ye bölersem bakın burası 40, burası da 40'tır. Çünkü eşit uzaklıkta demişti. Yani burası 40'tır diyorum. Arkadaşlar bakın şurası 90 derece. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni düşünecek olursak 40, 50 ise bu diğer kenarımız 30 santimetre olur deriz. Şimdi farklı bir renkle gençler şöyle ortak açıları gösterelim. Bakın burası 90 derece. Şimdi bakın burada bir 90 derece gördüm, burada bir 90 derece gördüm. Gençler yukarıdaki üçgene baktığımız zaman eğer buraya noktalı açı dersem, bakın burası çentikli açı olur. Bunun 180 dereceyi tamamlayan açımıza noktalı açı deriz. Burası da çentikli bir açı olur diyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar benzerlikleri yazacak olursam. Bakın gençler, yukarıdaki üçgende 90 derecenin gördüğü 50. Burada 90 derecenin gördüğü 100, 100 santimetre eşittir diyorum. Noktalı açının gördüğü gençler 30. Burada noktalı açının gördüğü yer. Hatta noktaya hiç girmeyelim gençler. Çünkü bize zaten kısa kenarı istiyor. O halde çentikli açının karşısındakine 40 dersem burada çentikli açının karşısına x diyorum. Şöyle sadeleştirecek olursak aslında 1 bölü 2'dir. Gençler o halde içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir. 2 çarpı 40'tan x'in değeri 80 santimetredir. O halde kısa kenarı istemiştim. 30 artı 80'den 110 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.